Bu hikaye Türk filmlerinin biraz psikopat, biraz delikanlı kadınının huzur evinde acılar içinde yok oluşunun hikayesi. Çatık kaşlı, eli maşalı, sert bakışlı, anayım ben ana diye bağrını yumruklayan, töreci ananın yalnız bırakılışının, son arzusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini oynamak olan bir sanatçının, son arzusunun yerine getirilemeyişinin öyküsü. Tüm zamanların en kötü kadını olarak tanıyoruz onu. Hülya Koçyiğit'in dilsiz rolünde oynadığı Kınalı Yapıncak filmindeki o korkunç kadını hatırlayın. O zavallı genç kıza yaptıklarını getirin aklınıza. Fatma Giri'ye döl veremedin oğluma diye ettiklerini düşünün. Can verirken bile sarf ettiği öfke ve nefret dolu cümleleri anımsayın. İstediğini yaptırmak uğruna oğlunu tehlikeye atan zalim anayı canlandırın zihninizde. Tam bir İstanbul hanımefendisi olduğunu bilmeden hepimiz biraz da olsa nefret ettik ondan. Ömer Lütfi Akat'ın Gelin filmindeki unutulmaz repliği, Alageyik filmindeki Sultan Ana'nın köyünü canı pahasına savunuşu, Şabaniye filmindeki o sert bakışları, hepsi bir bir kazındı hafızalarımıza. Kötüyü bu kadar başarılı, bu kadar hissettirerek oynayan başka bir oyuncu gelmedi sinemamıza. Yeşilçam filmlerindeki entrikaların %50'sini tek başına yüklenmiş olsa da onun içini hiç bilmedik, bilemedik ya da bilmek istemedik. Kötüyü oynayan birçok Yeşilçam emekçisine yaptığımız gibi. Ali Erona 1921 yılında bugünün Suriye sınırları içinde bulunan Dera şehrinde dünyaya geldi. Usta sanatçı Avni Dillegil'in küçük kız kardeşi olarak açmıştı gözlerini. Sinemaya ve tiyatroya da abisinin etkisi altında kalarak merak sarmıştı. O hep bir hemşire olmak istese de duruşu, fiziği ve ses tonu onu kameraların önüne atacaktı. Yüzlerce filmde oynaması yetmezmiş gibi bir de sinemanın usta dublaj sanatçılarından biri haline gelecekti. Pek bilinmese de Yeşilçam'da birçok kadın oyuncunun sesi Ali Erona'ya aitti. Ali'ye dünyaya geldikten birkaç yıl sonra Dilligil ailesi daha rahat bir yaşam sürebilmek adına İstanbul'a yerleşti. Abisi Avni zaten tiyatronun içindeydi. O da 1930'lu yılların sonlarında Kadıköy Halk Evi'nde amatör olarak tiyatro yapmaya başladı. Oyunculuğu sevmiş ve bu alanda başarılı olmuştu. Doğuştan gelen bir yeteneği vardı. İlerleyen senelerde Ulvi Uraz, Avni Dilligil ve Arena tiyatrolarında sahneye yıldız olarak çıkacaktı. Tiyatronun gözdesi olan bu kadını elbette beyaz perdenin fark etmemesi mümkün değildi. Bu bakışlarıyla konuşan, çatık kaşlı genç kızın yüzü kameralar önünde adeta parlıyordu. Sinema oyunculuğuna ilk kez 1947 yılında Kerim'in Çilesi filmiyle adım attı. Ardından Köroğlu Türkan Sultan, Mahallenin Namusu, Efelerin Efesi, Kanlı Döşek ve Silik Çehreler gibi filmlerle sinema hayatına devam etti. Oynadığı rollerin hepsi kötü kadın rolleri olmasa da görünüş itibariyle kötü karakterleri canlandırmak ona daha çok yakışıyordu. Delici bakışları ve sert yüz hatlarıyla bu karakterler için ondan daha iyisi düşünülemezdi. Ali Erona, Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından biri olacağını ispatladı ve 1970 yılına kadar neredeyse 100 filmde rol aldı. Artık o, filmlerde entrikaların bir numaralı ismi, ezilmesi gereken yılanın başıydı. Genelde anne rolünü üstlenirdi ve bu anneler bildiğimiz cefakar, fedakar annelerden olmazdı. Sinemanın direnen, hakkını arayan, töreci, kavgacı, köylü kadınıydı. Yaklaşık yarım asırlık sanat yaşamı süresince 204 filmde izledik onu. 1965'te Hepimiz Kardeşiz, 1967'de Zalimler, 1968'de Son Gece ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü. 1968 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kuyu filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte çok sayıda filmde oynadı. O büyük yıldızların bu kadar parlamasının nedeni de aslında Ali Erona'ydı. O kötüyü bu denli iyi oynamasa iyiler bu kadar çok sevilmezdi. Yılanı öldürselerdi Halil'i nasıl dolduruşa getirildiğini hatırlayın. O olmasa Türkan Şoray bu kadar masum ve zavallı görünebilir miydi? Talihsiz Yavrum filminde oğlunu boşanmaya ikna etmek için uğraşmasa Fatma Giri'ye bu kadar acır mıydık? Hülya Koçyiğit'e yaptığı zalimlikler olmasa dilsiz bir kadına bu kadar üzülür müydük?
büyük yıldızların kamera önünde parlamasının sebebi onun oyunculuğuydu aslında. Alieron'a 1940'lı yılların sonunda İzmir Şehir Tiyatroları'nda birlikte çalıştığı Zihni Bey'e aşık olup evlendi. Her yıl ona yakın sinema filminde oynarken çocuk yapmak mümkün değildi. Zamanı gelir diye beklediler ama o zaman asla gelmedi. Zihni ve Aliye çifti çocuksuz bir ömür geçirdi. Her ikisi için de zaman hızla akıp gitmişti. Yeşilçam döneminin bitmesiyle birlikte kenara çekilen Alieron ayı en son 1993 yılında Berlin'in Berlin filminde izledik. Çoğu karakter oyuncusu gibi onu da zor ve acılı günler bekliyordu. Tiyatro para etmiyor, sinemadan aldığı da kendine zor yetiyordu. Alieron'a ilk darbe 1971 yılında geldi. Canından çok sevdiği, onu sanatla tanıştıran abisini kaybetti. Daha sonra 1993 yılında hayatının 40 yılından fazlasını birlikte geçirdiği kocası yaşama veda etti. 2 yıl sonra da abisinin yadigarı, yengesi Belkıs Dilligil vefat etti. Kimsesi kalmamış ve yaşlanmıştı. Yeşilçam dönemi sona erince her karakter oyuncusu gibi o da almıştı sefaletten nasibini. Yeşilçam'ın iz bırakan birçok karakter oyuncusu gibi Alieron'a da hayatının son zamanlarını acı içinde geçirdi. Kimsesizlik, vefasızlık, parasızlık, soğuk yüzünü Alieron'a da gösterdi. Son yıllarında artık kendine bakamayacak duruma geldi ve Yeşilçam'dan kazandığı son parayla Pendik'te bir huzur evine yerleşti. Orada yapayalnız yaşarken bize felç geçirdi. Sağ tarafını hareket ettiremez durumdaydı ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Biz zaten onu çoktan unutmuştuk. Yıllar önce aklımızdan çıkıp gitmişti. Televizyonda yeni nesil dizilerin bağımlısı olmuştuk bile. Sonra bir gün bir haber dikkatimizi çekti. Huzur evinde işkence başlığıyla çıktı karşımıza bu haber. Pendik'te bulunan bu huzur evinde yaşanan korkunç olayları tüm Türkiye beyaz camdan izlerken tanıdık bir yüz dikkatimizi çekti. Aciz durumda bir yatakta öylesine bırakılmış beyaz perdenin dik ve mağrur kadını Alieron'un ne hale düştüğünün resmiydi bu. Bir sanatçının, bir çınarın yerle bir oluşuna şahit olduk. Uzun soluklu sinema döneminden sonra tekerlekli sandalyede kendisiyle aynı kaderi paylaşan diğerleri gibi olduğu yere bırakılmış, aciz bir durumda yaşamanın sonlanmasını bekliyordu. Ona ne rol aldığı yüzlerce filmi, ne oynadığı beyaz perdesi, ne de seyircisi sahip çıkamadı. Belki de çıkmadı. Tek bir hayali vardı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hayat vermek. "Onu oynamadan ölmeyeceğim, ölmek istemiyorum," demişti. Huzur evinde onunla yapılan bir röportaj sırasında. Hayallerini yarım bırakarak 29 Ağustos 1996'da kaldığı huzur evinde beyin kanaması geçirip aramızdan ayrıldı. Bizim için birkaç dakikalık bir üzüntüydü bu. "Aa, bu o kadın mıymış?" dediğimiz ufacık bir andı belki. Sanat için ne kadar üzücü olsa da 75 yıllık bir ömrün bitişinin öyküsü böyle oldu işte. Şehirlisini de, köylüsünü de, zenginini de, fakirini de aynı oranda başarıyla canlandırmış, yarım asır sinemaya emek vermiş, hayalleri yarım kalmış, yalnızlığa terk edilmiş bir Alieron'a geçti bu dünyadan.